Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gamescom turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 8. salon ile yarılamış olacağız. Bakalım bu salonda neler var? Ben biliyorum ama Xbox var. Biraz spoiler vereyim. Microsoft ağırlıklı olarak bu salonu kaplıyor. Onun dışında işte Wargaming olsun, işte Calypso olsun, böyle irili ufaklı diğer oyun firmaları da yine bu salonda bulunuyor. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden girelim ve şöyle First Person moduna da geçelim. Evet, 8. salona giriyoruz. Bakalım içeride ne var. Evet, dediğim gibi Wargaming bizi karşılıyor. Yine geçtiğimiz senelerdekiyle benzer bir tasarım yapmışlar. Ortayı, alanı boş bırakıp kendi oyuncularıyla doldurmak için boş bırakıp yan taraflarda ve bir tarafta da sahne olmak üzere oyunlarını gösteriyorlar. World of Tanks turnuvası gerçekleşiyor şu anda muhtemelen. Onun dışında yeni oyunları olan Total War Arena için benim de ayrı bir videom olacak. Ayrı bir yer ayrılmış. Total War Arena free to play bir oyun. Total War serisiyle Wargaming konseptini birleştiren bir oyun olarak. Yani daha doğrusu Wargaming yayıncılığını üstleniyor. World of Tanks'a da en son gelişme olarak Akira Yamaoka müziklerini yapacak diye bir gelişme vardı. Bu alandan şöyle bir geçelim. Wargaming kısmından sonra şöyle biraz tutacak olursam. Evet, Salon 8'in diğer kısmında, köşesinde Gwent var. Witcher 3'ün kart oyunu. Ve janjanlı kart oyunu hatta. Şu an burada da bir etkinlik yok ama normalde turnuva düzenliyorlar. Ve kart oyunuyla birlikte birbirleriyle kapışan pek çok oyuncu görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Şurada bir mantar kız var. Gwent'in arkasında bir tane daha Destiny 2 var. Destiny 2'yi hatırlarsanız PlayStation kısmında da görmüştük. Yine burada kendine büyük bir yer edinmiş. Buradaki Destiny 2 daha çok PC kısmına. Yani biliyorsunuz ki Destiny 2 önceki oyunun aksine bu sefer PC'lere de geliyor. Ve Battle.net üzerinden, Blizzard'ın ağı üzerinden yayınlanacak. Arkada Team 17 görüyorum. Team 17 diyelim daha doğrusu. Worms oyunlarıyla gönlümüzde taht kuran ama şu an için Sword Legacy isminde turn-based bir oyunu tanıtıyorlar. Yeni oyunları ilk defa böyle farklı bir oyun yapıyorlar bu arada. Gösterecektim, adam menüye geçti ya. Evet, böyle bir oyun. Şöyle devam edelim. Salon 8'de başka neler? Evet, burada bir Alman mı, İngiliz mi? Alman oyun dergileri yayıncısı var. Arkada Pure Farming 2018 var. Bu çiftlik çılgınlığı daha nereye kadar devam edecek bilmiyorum ama şöyle aradan hop. Kocaman da araç getirmişler bir de ya. Bunlar her sene böyle. Bir tane de çiftçi kız getirmişler. Böyle bayağı bildiğin insanlar kulaklıkları falan takmış orada oynuyorlar. Çiftçilik yapıyorlar. Bir de bunun bir tane daha versiyonu var, onu da göreceğiz herhalde. O da şey, Farming Simulator. Burada ne var? God's Trigger var. Evet, bu oyun içinde Hotline Miami'nin multiplayer versiyonu diyebiliriz. Şurada bir fragmanı dönüyor. Dönüyor dedim ya, bitti. Aslında oynamak lazım ama artık çıkınca deneriz diye. Ben hiç bulaşmayacağım. Bu kadar çok oyun varken buna sıra gelmeyecek muhtemelen. Ama bunlar da kendine bayağı güzel bir stand ayarlamışlar. Şöyle bir gameplay. Evet, gayet hızlı, üstten görünüşlü, bolca kanlı, bolca aksiyonlu bir oyun. God's Trigger. Bir de PlayStation 4 kazanın yarışması yapmışlar. Şakallar sizi. Evet, arkada Ford'un devasa bir standı var burada. Ne alaka diye merak ediyoruz. Şöyle bir yakınlaşalım. Evet. Bir de arabaları da getirip koymuşlar buraya bir güzel. VR'la beraber Ford yarış otomobillerini sürdürüyorlar. Yani oyun simülasyon denetiyorlar.
hani bu adamlar gelecekte büyüyecekler, araba satın alacaklar, şimdiden akıllarına yerleştirelim konseptimi anlamadım tam olarak ama. Ve sürerek de araba kazanma şansı varmış. İlginç. Burada rekor var. En iyi rekor yapanlar muhtemelen finale kalıyorlar. Evet, geçelim. Lamborghini olsa ilgimi çekerdi de Ford olunca olmadı. Burada Calypso var, evet. Calypso'da Railway Empire diye bir oyun var. Böyle şeylere, iş yönetimi oyunlarına bitiyorum. Bunu muhtemelen ben de oynarım. Tren yolları inşa ederek böyle şirketinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Ve Tropico 6, daha aşina olduğunuz bir oyun. El Comandante ile birlikte yine Tropic adamızı diktatörlükle yöneterek halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız ve kendimize. Calypso'nun arkasında ne var? Kasa üreticisi, bilgisayar kasası üreticisi ve koltuk satanlar falan var. Onları geçiyoruz. Onun yanında devasa bir HP Omen standı bulunmakta. Burada da HP Omen X gibi yeni oyuncu bilgisayarlarını tanıtıyorlar içeride. Arkada işte Farming Simulator 17. Çılgın gibi her sene çıkartıyorlar yenisini. Oyun ne kadar, nasıl, ne anlamda gelişiyor hiçbir fikrim yok ama yani bayağı bir ilgi gördüğü kesin. Şöyle karabalığı da gösterecek olursak. Şurada mobil, Switch versiyonlarını da oynuyorlar. Adamlar Nintendo Switch'e bile çıkarmışlar ya. Bayağı bildiğiniz çiftçiliği merak eden pek çok insan var burada. Evet, Farming Simulator. Geçiyoruz ve 8. salonun son kısmında yine her zaman olduğu gibi köşede Xbox, daha doğrusu Microsoft standı bulunmakta. Burası tamamen böyle Microsoft'un. Açıkçası Microsoft'un oyunları çok fazla şey değil. Yok yani. Henüz çıkmıyorlar çünkü. Bayağı ertelendiler. Uzun sürdü. Zaten konsolun çıkışı da yıl sonunda biliyorsunuz ki. Neler varmış diye bakacak olursak. Yüzüklerin Efendisi, Shadow of War, yanında Assassin's Creed Origins. Küçük standlarını kurmuşlar ve muhtemelen 4K Ultra HD olarak Xbox One X üzerinde oynatıyorlar. Xbox One X'i de ben yine ayrıyetten deneyeceğim. Ona da ayrı bir video çekeceğim. Burada Age of Empires'ın remake'i var. Şöyle bir yakından bakacak olursak. Yenilenmiş görselleriyle beraber tamam yaparım şeklinde hanım kızımız oynuyor. Evet, yeni bir Age of Empires istiyoruz ama adamlar remake yaptılar ya. Neyse, arkada Minecraft, yine her zaman olduğu gibi parasını verdik, parasını çıkartalım kafasıyla güncellemeye devam ediyorlar aynı oyunu. Arkada Forza 7 var. Forza 7 Ekim'de çıkacaktı yanlış hatırlamıyorsam ve onu denemek isteyen oyuncular da burada deneyebiliyorlar. Forza'nın arkasında ne var diye bakalım. Forza bir de araba getirmiş bir tane. Bakalım neymiş? Porsche. Evet, Porsche. Zaten Porsche'un Need for Speed'den ayrılmasıyla birlikte, anlaşmaların bitmesiyle birlikte diğer yarış oyunlarını da görmeye başladık. Hatta bunlar E3'teki duyurusunda da bir tane araba, yeni modelini getirmişlerdi değil mi? Hatta bu o model olabilir. Evet, muhtemelen o. Arkada uzun süredir beklediğimiz ve sürekli ertelenen Sea of Thieves var. Bu oyun da 2018'de çıkacak. Onu da co-op olarak oynamak isteyen pek çok oyuncu var. Gazına kapılıp da buraya doluşmuşlar. Bu oyunu da deneme şansı bulursam merak ediyorum açıkçası. Oynanış mekanikleri ne kadar başarılı olacak co-op olarak. Xbox standında bir etkinlik var orada. Tabii yine Almanca olduğu için hiçbir şey anlamıyoruz. Şurada Super Lucky's Tale var. Yine E3'te gösterilmişti. Minecraft oynayan da var. Her telden insan bulabiliyoruz. Bir de diğer köşesine gideceğiz şimdi. Yalnız yanlış bir yere girdim ben. Bakalım çıkabilecek miyiz? Şurada bir boşluk var. Diğer tarafta da yine uzun zamandan beri beklediğimiz ve ertelenen 1930'ların televizyon programlarını andıran öyle bir tasarıma sahip platform oyunu Cuphead var. Cuphead'i herhalde 2 seneden beri Gamescom'da Microsoft standında görüyoruz. Ama hala
çıkamadı. Ama artık çok yaklaştı çünkü Eylül ayında çıkışını yapacak sonunda. Ve bizler de size sunmaya çalışacağız ilk fırsatta. Burada PlayerUnknown's Battlegrounds oynuyorlar Xbox üzerinde. Yani bilemedim burada şimdi neden bunu bekliyorsunuz? Çok akıl sır erdiremedim açıkçası. Cuphead nerede? Ha, Cuphead şurada. Şöyle. Aa, burada Xbox ayakkabısı mı var? İlginçmiş. Şurada Cuphead oynuyorlar. Gerçekten de tasarımı olsun, oynanışı olsun, çok başarılı bir oyun. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şöyle yan taraftan şu tarafa geçelim. Şurada güzel bir şeyler var. Janjanlı bir vitrin hazırlamışlar. Çeşitli Xbox kollarıyla. Şöyle. Rengarenk şeker gibi döşemişler. Şöyle bir elit kontrolcü istiyorum ben ya. Arkada da Windows 10 için çeşitli PC'ler koyup burada mikser üzerinden deneme sunuyorlar herhalde. Şu son kısımda ise bir de Crackdown 3 var. Crackdown 3'ün de şurada insanlar bekliyorlar yukarı doğru. Crackdown'da yine hatırlarsanız ertelendi son gelişmeyle birlikte ve 2018'in ilk barına sarktı. Crackdown'da yine burada büyük bir logoyla görebiliyoruz. Bu bekleyen insanlar da neyi bekliyorlar diye merak ederseniz onu da göstereceğim. Burası daha bir kalabalık bir nebze. Ve şöyle geldiğimizde evet, işlemciden oluşan bir kapıdan giriyorsunuz ve içeride Xbox One X'i deneyimliyorsunuz. Dediğim gibi ben de buna ilk fırsatta deneyeceğim ve sizlere ayrı bir videoyla aktarmaya çalışacağım. Şöyle kamerayı değiştirelim. Evet. Salon 8 bu şekildeydi. Geriye bir tek salon 9 kalmış oluyor. Salon 9'da da Nintendo, Square Enix falan var. Yine onları da gezeceğiz ertesi gün. Microsoft'ta dediğim gibi benim merak ettiğim Xbox One X ve Sea of Thieves ve Cuphead oyunları. Onları deneme fırsatı bulursam sizlere yine ayrı videolar halinde aktaracağım. Belki arada ufak bir Age of Empires satarız. Hiç belli olmaz. Benden şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Salon 8'i tamamladık. Sırada salon 9 var. Görüşmek üzere.